أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين، وسعة في الرزق، وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة، وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İstiska Yağmur Duası bölümünde 11. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Bab-ı mâ kîle inne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lem yuhavvil irida'ehu fil istiskâi yevmel cum'a. Bilindiği gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki tip yağmur duasında bulunmuştur. Biri Cuma günü, Cuma namazında minberdeyken yaptığı yağmur duası, diğeri sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramla birlikte Medine-i Münevvere dışında musallada, namazgahta, bayram namazları gibi iki rekat namaz kıldırıp yaptığı yağmur duası. Yağmur dualarında genellikle Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece dua ile yetinmiş. Yağmur namazı kıldığı pek az, yağmur duası namazı kıldığı pek az görülmüştü. Yine yağmur dualarında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin elbisesini çıkarıp ters yüz ettiğini, ters giyerek bu şekilde dua ettiğini görüyoruz. Bu hadis-i şeriflerde manevi noktadan istenen değişiklik gibi fiziki anlamda bir değişikliğin yapılması şeklinde anlaşılmalıdır. Yani burada ya Rabbi içinde bulunduğumuz şu kıtlık halini, şu yokluk halini, şu yağmursuzluk halini ters yüz et. Bize nimetler, güzellikler, bolluk, yağmur, bereketli yağmurlar nasip eyle. Sellerden, bir takım sıkıntılardan uzak, bereketli yağmur talebi. İşte o elbiseyi ters giyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada Cenab-ı Hakk'a böyle bir niyazda bulunmuştur. Ve ancak bir rivayete göre Cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı yağmur duasında elbisesini ters yüz etmediğini görüyoruz. Yani Medine dışına çıktığında, Medine dışında yağmur duası yaparken ve yağmur namazı kıldırırken elbisesini ters çevirdiğini görürken Medine-i Münevvere'de Cuma namazında hutbede biri gelip de ya Resulallah işte kıtlıktan, yokluktan, yağmursuzluktan dolayı Cenab-ı Hakk'a iltica etmeni senden istiyoruz dediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açmış, dua etmiş ve onun üzerine yağmur yağmıştı ama o sırada elbisesini değiştirmemişti. Dolayısıyla bununla ilgili bir başlık, bu görüşü savunanların delili olabilecek hadis-i şerifi rivayet etmek üzere İmam Buhari 1018 no'lu hadis-i şerifi naklediyor. Haddetena el-Hasen ibn-i Bişir, kâle haddetena Mu'afa ibn-i İmrani anil-Evza'iyyi an İshak ibn-i Abdillahi an Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anhu.
Enne racülen şeke ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem helakel mali ve cehdel ayal. Bir kimse aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e malların helak olduğundan, çoluk çocuğun sıkıntı içerisinde olduğundan dolayı şikayette bulundu. Fe deallâhe, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua etti. Yesteskî yağmur niyazında bulunarak وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ve bu rivayette onun elbisesini ters yüz etmediğini ve kıbleye dönmediğini görmekteyiz. Veya bir başka ifadeyle Peygamberimizin elbisesini değiştirdiği, kıbleye döndüğü şeklinde bir ifade yer almamaktadır. Yağmur duası ile ilgili hadis-i şeriflerin birçoğu Enes bin Malik Hazretlerinden gelmektedir. Bu rivayetlerdeki farklılığı İmam Buhari dikkate almış ve sahih, makbul senetlerle nakledilen bu rivayetleri değişik başlıklar altında Kitab-ül İstiska bölümünde zikretmiştir. Burada da elbiseyi, ridasını yani üst elbisesini ters yüz ettiğine dair bir rivayetin yer almadığını görmekteyiz. Babun iz istişfa'u ila'l imami li yestesqiya lahum ve lem yeruddahum. Evet. İnsanlar amirden, emirden, devlet başkanından, validen, yöneticiden yağmur duası yapılması için talepte bulunduklarında idarecinin bunu reddetmemesi şeklinde bir başlık altında müellif İmam-ı Buhari hadisi şerifini nakletmektedir. Kâlel İmamu Muhammed İbnu İsmail el-Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Abdullah İbnu Yusuf قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال. Yine Enes bin Malik Hazretlerinden rivayet ediliyor. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir şahıs Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize geldi. فقال يا رسول الله هلكت المواشي. Hayvanlar helak oldu. وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ Yollar kesildi. Kuraklıktan فَدْعُ اللّٰهِ Allah'a dua et. فَدَّعَ اللّٰهَ Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a duada bulundu. فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ Cuma'dan Cuma'ya kadar bize yağmur ihsan edildi. فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem ve ertesi cuma bir zat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Aynı şahıs veya bir başkası böyle bir açıklama yer almıyor. Ve kale ya Resulallah teheddemetil buyut evler yıkıldı. Ve tekattaatil sübül yollar yarıldı. Ve heleketil mevâşi hayvanlar helak oldu. Önce kıtlıktan, susuzluktan, yağmursuzluktan şimdi de sağanak yağan yağmurlar sebebiyle. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allahümme ala zuhuril cibali vel akami ve butunil vadiyeti ve butunil evdiyeti ve menabiti şecer. Allah'ım dağlara, tepelere, vadilere, ağaçların yetiştiği bölgelere ya Rabbi. Fencabet anil medineti inciyabet sevbi. Bunun üzerine bir elbisenin böyle çıkarılması gibi Medine-i Münevvere'den bu bulutlar ayrıldı ve yine bir başka rivayete göre güneş açtı. Güneş içerisinde cuma namazından ayrıldık diyor İmam-ı Buhari'nin rivayetinde Enes bin Malik radıyallahu anh. Şimdi bu hadisi şeriften Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapılan
talepleri geri çevirmediğini ve bu şahsın yaptığı bu teklifi hem birinci cuma hem ikinci cuma kabul ettiğini görmekteyiz. Bu da yağmur duaları için genellikle yöneticiler, gerekli ilgili yetkili merciler bu noktada gerekli emirler verirler. Ve dolayısıyla toplu halde şehir dışına, kasaba dışına çıkılır. Çoluk çocuk, genç, yaşlı ve böyle bir bayram havasında, beraber coşkulu bir havada dualar, niyazlar, gözyaşlarıyla yağmur talebinde bulunulur. Evet, dolayısıyla özellikle yıllarca kuraklığın, yağmursuzluğun yaşandığı bölgelerde bu çeşit yağmur dualarının ne kadar anlamlı olduğu bilinmektedir. İslam'ın bütün yeryüzüne hakim bir din olduğunu ve yeryüzünde özellikle bazı yıllarda kuraklığın, yağmursuzluğun yaşandığını dikkate alırsak, İslam bu noktada manevi bir çözüm olarak yağmur duasını ortaya koymakta, tavsiye etmekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesinde bu durum yer almaktadır. Bu yağmur duasının yapılması maddi açıdan bir takım tedbirlerin alınmasına engel değildir. Dua, kul ile Rabbi arasındaki en sağlıklı, en güzel, en faydalı iletişim vasıtasıdır. Dua o muhkul ibade. Dua ibadetin özüdür, iliğidir, beynidir. Dua silahul mümin. Dua müminin silahıdır. Cenab-ı Hak nezdinde müminin değerini ortaya koyan bir husustur. Dua müminin sürekli yapması gereken görevlerinden biri. Kulluk görevinin gereğidir. Fatiha'da Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. İhdine sıratal müstakim, sıratal lezine ne'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddalin derken, her vesileyle Kur'an-ı Kerim okurken, hadis-i şeriflerde yer alan duaları tekrar ederken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini yerine getirirken yine duaya devam ediyoruz. Duasız bir mümin düşünülemez. Dua berekettir, dua huzurdur, dua saadettir. Dua Cenab-ı Hak nezdinde değerimizin artmasına vesiledir. Her duaya Cenab-ı Hak icabet eder ama kabulü meselesi Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olunmaz. Bazı kabul olunmayan dualar cennette karşılığı verilecek olan dualardır. Nitekim rivayetlerde yer aldığına göre mümin keşke dualarımın büyük bölümü cennette karşılığı bana verilecek dualar şeklinde tecelli etseydi diye temenni edecektir. Cennette verilen karşılık, ecir, mükafat, sevap, cennette verilen nimetler çok daha farklı olacaktır. Geçici dünyada talep ettiğimiz dualardan farklı. Cenab-ı Hak'tan şifa talep ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan borçları eda talep ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan her türlü sıkıntılar, dertler, problemlere karşı bunların hallolması için niyazda bulunuyoruz. Ama bütün bunlarla beraber biz duaya devam edeceğiz. Duam niçin kabul olmuyor diye yanlış bir ifade kullanmayacağız. Bazı duaların kabulü ertelenir. İleriye doğru ertelenir. Bazıları cennete ertelenir. Bazı duaların kabul olmamasının sebebini, hikmetini bilemeyiz. Biz dua adabına, duanın şartlarına uygun hareket etmek ve duaya devam etmekle yükümlüyüz. Duanın kabul alametlerinden biri gözyaşıdır. Duanın kabul alametlerinden biri istiğfardır, tevbe etmektir. Günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişman olmak, Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, yakarmaktır. Evet. Babun izesteşfa'al müşrikûne bil müslimîne indel kahd. Çok dikkat çekici bir başlık. Müşrikler gelseler, müminlerden yağmur için, yağmur yağması için talepte bulunsalar, bu talebe nasıl karşılık verilecek? İmam Buhari böyle bir başlık
koymuş. Babun izesteşfe'al müşrikune bil müslimine indel kahti. Kıtlık zamanında, yokluk zamanında, yağmursuzluk zamanında müşriklerin Müslümanlardan yağmur duası yapmalarını istemeleri. Kale'l müellif el İmamul Buhari rahimehullah haddesena Muhammed ibn Kesir an Süfyane kale haddesena Mansurun vel A'meş an Ebi Duha an Mesrukin kal eteyt ibn Mes'udin radıyallahu an Mesruk Abdullah ibn Mes'ud'un azatlı kölelerinden, talebelerinden Mesruk anlatıyor. Abdullah ibn Mes'ud'a geldim radıyallahu anh. Fekal inne Kureyşen ebta'u anil İslam. Mekkeliler, Kureyş kabilesi İslam'a girmekte ağır davrandılar. Yıllarca İslam'ı kabul etmediler. Mekkelilerin büyük bir bölümü. Fedea aleyhimun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini açtı, onlara beddua etti. Kur'an-ı Azimüşşan'da اَرْاَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Bir kul namaza durduğunda onu namazından alıkoymak isteyen o zalimi gördün mü şeklinde bir tabloya işaret edilmekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın huzurunda Mescid-i Haram'da namaza durmuştu. İşte tam o esnada Allah düşmanı, İslam düşmanı Ebu Cehil deve işkembelerini Peygamber Efendimiz'in secde yerine koydu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayakta. Secdeye vardığı zaman çevrede bulunan, koltuklarında oturan Mekke müşrikleri, Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Velid bin Mugireler kahkahayla gülecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun uzun namaz kılardı. Ve yine namazında devam ediyor. O durum sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya haber verildi. Fatıma-tü Zehra geldi, o Peygamber Efendimiz'in secde yerindeki işkembeleri kokan o pis şeyleri temizledi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun üzerine namaza, secdeye vardı. Namaz bittiğinde Peygamber Efendimiz'in tepkilerini bekliyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini açtı. Allah'ım şunu, 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 şunu isim vererek helak eyle Allah'ım dedi. Ve onların üzerine arslanlarını, onların üzerine yırtıcı hayvanları musallat eyle. Yüzleri değişmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarının kabul olduğunu, olacağını gayet iyi biliyorlardı. Bir korku kapladı onları. İşte bu durumu Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. اَرْاَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Abden bir kul اِذَا صَلَّى namaza durduğu zaman onu engellemek isteyen, ibadetine mani olmak isteyen o zalimi gördün mü, görmedin mi? Evet, burada Alak suresinde اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ diye başlayan Alak suresinde bu manzaraya işaret ediliyor. Ve onun ne şekilde cezalandırılacağı ifade buyuruluyor. Perçeminden, alnından yakalanarak onun cehennemde, cehennem azabında sürükleneceği ifade edilir. Nasiyetin kâzibetin hatıya. Onun alnı yalancı, onun alnı günahkar, onun alnı imansız bir kimsenin alnıdır diye anlatılıyor. Evet. İşte bu durumdan sonra Peygamber Efendimiz'in bedduasından sonra فَاَخَذَتْهُمْ سَنَتُنْ bir kıtlık kapladı Mekkelileri. Ne dedi Peygamberimiz? Gelecek rivayetlerde açıklanacak.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ım Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki kıtlık gibi kıtlık ver dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beddua ettiği çok çok nadir. Ebu Leheb'lere, Ebu Cehil'lere, zalimlere, tağutlara beddua ediyordu. Bir de 70 kadar Kur'an muallimini, 70 kadar davetçiyi, yetişmiş elemanı bir komplo ile bir Maune'de, Maune kuyusunda bir faciada şehit edenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz 40 gün sabah namazında kunut duasında beddua okumuştu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduaları, lanetleri böyle parmak sayısını geçmeyecek kadar az. Ben lanet etmek üzere gönderilmedim buyurdu. Taif seferinde kendisini taşlayan, kendisine eziyet eden, ayaklarının kanla dolmasına sebep olan Taiflilere bile beddua etmemiş, ellerini kaldırmış. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım şu kavmime hidayet nasip eyle, onlar bilmiyorlar demişti. Bizim görevimiz beddua değildir. Bizim görevimiz lanet değildir. Biz ben lanetlemek üzere gönderilmedim. Davettir, tebliğdir, irşattır. Hak yola davettir. Hak yola çağrıda bulunmaktır. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada küfrü, zulmü, azgınlığı aşırı olan insanlara da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bedduada bulunmuştur. فَخَدَتْكُمْ سَنَتُنْ Bir kıtlık kapladı Mekke'yi. Hatta هَلَكُوا ف۪يهَا Helak oldular, perişan oldular. وَاَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ O derece kıtlık oldu ki kemikleri, ölü hayvan etlerini yemek durumunda kaldılar Mekke müşrikleri. فَجَاءَهُ Ebu Süfyan Ebu Süfyan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldi. Mekke lideri. Olay Mekke'de gerçekleşiyor. فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِيمِ Sen sıla-i rahimi tavsiye etmek üzere geldin. Yakınlarınızı gözetin, akrabanıza iyilikte bulunun. Sürekli bu tavsiyede bulunuyorsun. وَاِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا Kavmin perişan oldu. Çünkü Mekkeliler hep birbiriyle akraba. Mekke'de Kureyş kabilesi birbirleriyle akraba. فَدْعُ اللّٰهَ تَعَالَى Allah'a dua et. Demek ki Ebu Süfyan Allah'a inanıyor. Ebu Cehil'in de Allah'a inandığını biliyoruz. Ama Allah'a ortak koşuyorlar. Putları, bir takım şeyleri Allah'a ortak, Lat, Menat, Uzza putları, heykelleri ortak koşuyorlardı. Fekara, bunun üzerine Peygamberimiz cevap vermedi. Fertakib yevme te'tis sema'u biduhanin mubin. Gözetleyin o günü. Gökyüzü apaçık bir duman getirecek. Yani o kadar açlıktan perişan hale geldiler ki Mekkeliler sanki açık berrak gökyüzünü dumanlı olarak görmeye başladılar. Açlığın iyice insanı perişan ettiği bir zamanda ayet-i kerime sümme adu ila kufrihim sonra tekrar küfürlere döndüler. Fezalike kavlu teala يَوْمَ نَبْتِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى Biz onlara büyük bir tokatla tokat vuracağız. Büyük bir çarpma ile onları çarpacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. O da Bedir günü oluyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların dualarını, Peygamberimiz onların dua taleplerini kabul etmedi, cevap vermedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. وَقَالَ وَزَّادَ اَسْبَاتٌ عَنْ مَنْصُرُ فَدَعَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Bir başka rivayette ise şöyle bir rivayet var. فَسُّكُوا الْغَيْثَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir rivayette dua etti, yağmur yağdı ve 7 gün devam etti. وَشَكَ النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ Bu sefer insanlar yağmurun çokluğundan şikayet ettiler. قال اللهم حوالينا ولا علينا
Allah'ım çevremize ver, bize değil dedim. Fen hadarati sahabetu an ra'sihi fesukun nase havlehum. Ve bulut onun başından ayrıldı ve çevredeki insanlara yağmurlar yağmaya başladı. Rivayette böyle bir rivayette bulunmaktadır. Evet. Evet, 14. bab hadisi şeriflerini okuyoruz. Babun eddu'a'u izâ kesurel mataru havaleyna ve le aleyna. Demek ki yağmur dualarında bu okuduğumuz hadis-i şeriflerden anladığımıza göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz yani ya Rabbi yağmur, sağanak yağmurlar fazla olduğu zaman seller, felaketler, özellikle böyle kurak bölgelerde yağmur yağdığı zaman, yaz yağmurlarından biliyoruz, çok aşırı bir yağmur geldiği zaman ya Rabbi bunu çevremize ver, bize değil diyerek ikinci bir dua yapılması da sünnet-i seniyyedendir. Evet, burada yağmur duasının sünnet-i seniyyeden olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarını değişik şekillerde imtihan etmekte. Kimine hastalık, kimine bir takım dertler, kimine imtihanlar, bir takım problemler vermekte. Kulunun kendisine iltica etmesini, niyazda bulunmasını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istemektedir. Kul bu fırsatı değerlendirecek. İşte o sıkıntılı zamanlarda, kalbinin kırık olduğu dönemlerde ya Rabbi diyerek aczini, kusurunu, eksikliğini, zafiyetini Cenab-ı Hakk'a arz edecektir. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Yağmursuz bölgelere yağmur, çocuksuz ailelere çocuk. Rabbim imtihanları olan öğrencilere imtihanlarında başarılar. Tohum eken çiftçilerimize hayırlı, verimli ziraat. Rabbim işçilerimize, memurlarımıza, Rabbim ticaret erbabına, sanayi erbabına, herkese, bütün Müslümanlara iyilikler, güzellikler, nimetler nasip eylesin. Rabbim savaşlar, terör, anarşi içerisinde perişan olan Müslümanlara da Rabbim huzurlu günleri nasip eylesin. İslam dünyasında tarihte olduğu gibi en huzurlu günleri yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbim yardımcınız, yardımcımız olsun. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun.